Bence adamın kucağına atladı be abi. Ne diyorsun lan sen? Niye atlasın adamın kucağına? Ya belki de ajansçılar yapmıştır be abi. Neden yapsınlar bunu? Adam paralıdır da ondan abi. Ah, ben o adamı bulup öldürmez miyim lan? Gülbeyaz'ı düşünüyorum. Zavallı kız çok kötü düştü. Salak kız, bir yürümeyi beceremedi. Böyle konuşma Oski. Bence Gülbeyaz'ın düşmesine sebep Aydan olacak o kız. Beni rezil ettiniz. Şerefimi namusumu iki paralık ettiniz. Ben size bu iş olmaz demedim. Nasıl bakacağız insanların yüzüne? Ya sen Gülbeyaz Hanım? Nasıl çıkacaksın sokağa? Ya sen anası olacak cadı? Beğendin mi yaptın? Anahtarı alabilir miyim acaba? Veririm ama bir şartım var. Neydi şartınız? Yanağıma bir öpücük. Tabii memnuniyetle. Ama benim de bir şartım var. Nedir? Gözlerinizi kapatın. Tamam. İşte Oski, hadi. Ay ay. Şimdi de haber programlara mı çıkacaksın? Ayol neden olmasın? El alem şöhret olabilmek, bu programlara çıkabilmek için birbirini yiyor. Hem fena mı baba? Ben kötü bir şey yapmadan konuk oluyorum programa. Daha ne rezillik yapacaksın be? Gittin adamın kucağına düştün. Ay anne bak baba ne diyor? Davut efendi, kızınla ilgili konuşurken dikkatli olsan iyi edersin. Gülbeyaz benim kızım değil. Hemen işe başlayabilirsiniz. Her şey iyi hoş da biz ne iş yapacağız? Hı-hı. Bu kız garson olacak. Hey biri benim. Biriniz barmen. İşte tam bana göre bir iş. Sen daha küçüksün yavrucuğum. Şu bey olabilir. Ben mi? Barmen mi? Çüş! Sen bizimle dalga mı geçiyorsun hanım? İstediğin parayı kim tutar bu evi be? Amma insafsızsın be! Benim değil mi? İstediğin parayı veririm. İyi de bu kadar da insafsızlık olur mu teyze? Teyze senin anam! Ya temiz konuş abla ya! Konuşma! Bak 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 kadınsın, üstelik anam yaşındasın, yoksa var ya! Ne yaptın kardeşim sen? Bütün müşteriler uyuyor! Uçurdun müşterileri. Ama artık canımdan bezdim. Yoksa abi ya? Evet, maalesef. Çok önemli bir karar aldım Selim. Hayır abi ya, alamazsın böyle karar ya. Aldım bile. Bizi kovma abi, ne olursun kovma. Ne kovması oğlum, nereden çıkarıyorsun? Kahveyi sana devretmeye karar verdim. Ne? Evet Selim, çok ani bir karar oldu ama... Bak, paran yoksa zamanla ödersin. Bana bir şeyler... Gülbeyaz Hanım, televizyon sahibi sizi arıyor. Hayır, duracağım hayır. Alo? Efendim? Kim? Ben mi? Ciddi misiniz? Olur herhalde. Hoşça kalın. Anne kız! Anne ayol ne oldu? Ay televizyon sahibi. Sabah programı teklif etti. Ne? Ay kızım olabilir misin acaba? Olur efendim olur. Bu memlekette her şey olur. Yolun açık olsun Gülbeyaz. Yolun açık olsun. Canım kızım aslan. Thank you.
Rakoski, Ciguli babaya bak neler yapıyor. Yine rüyasında akordiyonunu görüyor, gel gel. Ciguli baba. Kesin de gürültüyü, müziği bozuyorsun. Baba, baba. Ne be, ne oldu? Akordiyonum nerede? Nerede akordiyon? Ciguli baba, akordiyon makordiyon yok, arama. Rüya görüyordun. Ne, rüya mı? Güzel rüyaydı be. Ne görüyordun Ciguli baba? Bir sürü paramız olmuştu. Olur olur inşallah. Nereden olacakmış? Ama sabah sabah uğursuz ağzını açma da şu güne hayırlı başlayalım. Ciguli bey! Oski! Minnaz! Eyvah! Eyvah geldi, ne yapacağız şimdi? Çık o yola. Hayır, hayır dinlemez Ciguli beni, içeri girer. Çık o yola. Oski! Uyandınız mı canlarım? Olmaz diyorum. Gitme ya bana, git ne ya? Günaydın. Günaydın. Kalktınız demek. Evet. Ya kalktık. Hadi Ciguli bey, size çok güzel bir kahvaltı hazırladım. Kim üşürdü? Oski neyin var? Neyin var? Üşüttü üşüttü ya. Vah çocuğum vah. Ay siz de hastalandınız Ciguli bey. Yok yok, siz öksürmüyorsunuz. Minnaz Hanım, kapıyı kapatmayın. Neden? Hava alamıyoruz da. Ya 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 ya. Gerçek misin sen? Şey ben... Bu da kim? Kim dedim size? O mu şey? O mu misafir, tanrı misafir. Evet, tanrı misafirim. Demek kızlarla, kadınlara ha. Hem de benim evimde ha, Ciguli bey. Of. Yok Minnaz Hanım, bildiğiniz gibi değil. Hepiniz aşağıya gelin. Terah diyorum. Ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ben, ne olacaksa olacak. Of. Of. Of ya. Kayıtta mıyız? Bir, iki, üç. İyi sabahlar bayanlar baylar. Bu geceki programıma öncelikle... Ayol gece mi sabah mı, bir karar ver kız. Ay şaşırdım pardon. Şimdi misafirimi çağırıyorum. Git git git. Git. Misafirimi çağırıyorum. Gelsene Zülfiraz Hanım gel. Gel gel gel. Çabuk çabuk çabuk. Gel kızım. Ayol dövseydin bari. Kız biraz kibar ol, anana bak. Peki oldum kız anne. Hoş geldiniz. Ay hoş bulduk. Şuradaki kameraya bakar mısınız? Ne içersiniz? Çay, kahve, oralet. Ayol kızım burası kahve mi? Böyle şeyler sorulur mu televizyonda kız? Doğru kız anne, sorulmaz. Şimdi ilk sorunu sor kız. Ne yemek yaparsınız? Ayol kız yakaya takılır, bu sokma şunu gözüme. İyi börek açarım, karnıyarık yaparım. Ayol insan önce misafirini tanıtır. Doğru ya kız anne. Şimdi burada oturan kadın... Yuh be Gülbeyaz. Biraz nazik ol. Hanımefendi diyeceksin kızım. Tamam. Burada oturan hanımefendi kendini anlatsın. Kimsin sen? Söyle bakalım şimdi kameraya. Çok ters konuşuyorsun kızım. Biraz yumuşak ol, kibar ol. Anına baksana. Anne moralim bozdu şimdi ya. Yapamıyor muyum yani? Yapamıyorsun işte yani. Sizi televizyona çıkaracak adamda akıl yok galiba. Aman gene başladı. Ya. Ağlama kız, ağlama, yapacaksın. Bir numara olacaksın vallahi. Yapacağım değil mi kız anne? Tabii kız, tabii çalış. İyi sabahlar bayanlar baylar. Bu geceki programıma önce... Tamam, onsuz yaparım. İyi geceler bayanlar baylar. Bu sabahki programıma önce... Kim bu kız? Benim evime ne arıyor Ciguli bey? Bakın Minnaz Hanım, bu İlkay. Ya, memnunum İlkay Hanım.
Ne işin var benim evimde? Onu şeyde bulduk. Sokakta. Daha başkaları da var sokakta Cügülü Bey. Onları da getirseydiniz. Aşk olsun size ki birkaç tane getirip götürmüşsünüzdür. Hop dedik yani şey. Binnaz teyze. Binnaz Hanım. Size her şeyi anlatacağım. Tamam, anladım şimdi. Evimi derhal terk etsin. Ama Binnaz teyze. Dur kızım. Evet. O giderse biz de gideriz. Giderseniz gidin be. Hadi toparlanın çocuklar. Yeter be. Yürü İlkay abla. Bak Kıtır, bundan sonra çayı sen yapacaksın. Nasıl demlendiğini gördün değil mi ha? Gördüm ama abi, ben yapmasam. Ne olacak Kıtır? Ben mi yapacağım yani ha? Zeliha yapsın. Aa, olmaz, ben sekreterim. Ben de senin yardımcınım. Sen patronsun, ben genel müdürüm abi. Ay, bu genel müdür mü olacak? Ne oldu, beğenemedin mi Zeliha? Ay, beğenemedim tabii. Niye beni, sen değil miyim? Tamam. Tamam. Senin ben patronum değil mi? Niye böyle yapıyorsun ya? Ay, olmaz ki. Kesin kavgayı be. İyi be. İşin doğrusu bizim bu kahveyi idare edecek birini bulmamız lazım. Ay, kesinlikle yani. Günaydın çocuklar. Günaydın. Merhaba abi. Nasılsın Selim? İyidir abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi bakalım bir çay verin ya. Çay demleniyor abi. Bu saate kadar dükkan hala hazır değil be oğlum be. Olmaz öyle şey. Acemilik işte abi, yavaş yavaş öğreneceğiz. Bunları öğreninceye kadar iflas ederiz biz. Ay, bir çay bile demleyemediler vallahi. Anlaşıldı, anlaşıldı. Bu böyle yürümez. Siz bu işi öğreninceye kadar ben size yardımcı olacağım. Hadi bakalım. Hadi şimdi Hadi şimdi siz de ortalığı temizleyin. Şu sandalyeleri falan indirin. Hadi bakalım çocuklar. Tamam abi. Ne yapıyorsun sen ya? Sandalyeyi tutuyorum Zeliha. Sandalye değil, elimi tutuyorsun Armut. Ne var elini tutmuşsam ya? Ne olur yani ya? Abi. Ne oldu size bu sabah ya? Ama kalbimi kırıyor abi be. Allah Allah, hadi hadi hadi. Günaydın. Günaydın abi. Hoş geldin. Seninkiler harikaydı. Gülbeyaz uçuyor. Haberin olsun oğlum. Nasıl uçuyor yani? Yani şöhret oluyor. Ne olmuş? Şöhret olunca sana mı bakacak sanıyorsun? Para babası birçok velet peşinde koşacak. Ne romantik. Ne romantik Zeliha? Ay, daha ne olsun ya? Zengin insanlar, yatlar, katlar, arabalar. Hop. Ayağını denk al. Bizim sokağa öyle şeyler yakışmaz. Hadi be. Gayet de güzel. Olmaz öyle şey. Olmaz istemem ya. Yeter. O zaman ne yapmalıyım abi? Ya sen de şöhret olacaksın yahut da çok para kazanacaksın. Sen de kaset yap abi. Kim, ben mi? Evet. Zaten şimdi kaseti olmayana kız vermiyorlar Gül oğlum. Gülbeyaz manken, sen şarkıcı, iki sanatçı gül gibi geçirip gidersiniz valla. Kafam karıştı ya. Çok para kazanmam lazım, çok. Hadi gidiyoruz. Hadi kızım İlkay, gidiyoruz. Her şey benim yüzümden oldu. Ağlama İlkay. İsterseniz gidip Binnaz Hanım'a her şeyi anlatın. Dinlemez, kıskanç. Oski, ayıp oluyor ama. Anlatayım mı Cigulü Baba? Gerek yok kızım. Hadi toparlanın da gidelim. Ben olmasaydım bunlar başınıza gelmeyecekti. Öyle ya tabii öyle. Bir gün başımıza gelecekti. Hadi ağlama İlkay. Ay, yine ortalığı tozu dumana kattın Sabahat karısı. Tövbe tövbe. Merhaba Aydancığım, merhaba Memleciğim. Nereye böyle? Çarşıya gidiyorduk. Çok iyi, bu da ortalığı toz dumana kattı. Şuna bak. Süpürmesini bilmez ki ayol. Bu yaştan sonra da öğrenemez. Merhaba efendim, kolay gelsin. Ay merhaba, teşekkür ederim. Buyurun efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk da, ben şeyi arıyordum. Kız Gülbeyaz, seni televizyondan almaya geldiler. Kime geldi bu araba acaba? Geldim kız anne, geldim. Herhalde Gülbeyaz'a değildir. Yolunu şaşırdı galiba. Ay, merak ediyorsanız bize geldiler şekerim. Kız, seni televizyondan almaya geldiler. Ay sahi, bize mi geldiler anne? Başka kime gelirler kızım? Efendim, size kızımı tanıştırayım. Kızım Gülbeyaz. Memnun oldum efendim. Ama bir yanlışlık oldu galiba. Ben Cigulü Bey'i arıyordum efendim. Cigulü Bey mi? Cigulü Bey mi arıyorsun? Evet. Dur anne. Adresini biliyor musunuz acaba? Şu köşeyi dönünce. Bu tarafta mı? Çok teşekkür ederim efendim. Sağ ol. Yürü oğlum. Cigulü Bey'e bu lüks araba niye gelsin ki? Belki lotodan ikramiye falan çıkmış. Ay, bunlar da saf saf üstlerini alındılar kardeş. Yapsız zavallılar. Kendilerini matah bir şey zannettiler. Ne gülüyorsun be? Kıskanç karılar.
ya kaşınırsınız ya konuşursunuz. Gel de kaşı o zaman Sabahat karısı. Ay ne olur şunlarla muhatap olmayalım. Olmayalım ya. Gelirsem ağzını cart diye yırtarım aferin şimdi seni. Kız. Ay anne bak ne diyor, cart diye yırtarmış ağzımı. Benim kızımın ağzına ha? Hiçbir şey yapamaz kız, merak etme. Bana bak, kızına da sana da. Ne yaparsın? Ay anne bırak, televizyona gideceğiz. Ay ben de defileye gideceğim anne. Bırak, boş ver, muhatap olmuyor. Ay, ay mankenlik mi yapıyorsun? Ne o, beğenemedin mi? E ben televizyon yıldızıyım. Ben de mankenlerin yıldızıyım. Hadi kız yürü gidelim. Hadi yürü, yürü. Yürü. Aman, yürü. Tüh, bir kavga çıkartamadım. Her şey için teşekkürler Binnaz Hanım. Kira borcumuzu sonra öderiz Binnaz teyze. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Hadi çocuklar gidelim. Tamam. Ama Cügül Bey! Cügül Bey! Cügül Bey! Hı? Merhaba, beni hatırladınız mı? Bardaki plak yapımcısı. Evet, siz bana gelmediniz, ben size geldim. İlkay'ı almaya geldim. Beni almaya mı geldiniz? Evet, size gazet yapacağım. Yaşasın! Çok şaşırdım. Unuttuğunuzu sanmıştım. Hiç unutur muyum? Onu yıldız yapacağım. Allah'ım inanmıyorum. İnansan iyi olur. Hadi geliyor musun İlkay? Hemen mi? Tabii ki hemen. Ama onları nasıl bırakırım? Arkadaşlarım da gelsin. Olmaz kızım. Sana ayak bağı oluruz. Biz her zaman buradayız. Ama Cigüli baba... Hadi İlkay, hadi kızım. Güle güle. Yolun açık olsun. Güle güle İlkay abla. Canım. Sizi hiç unutmayacağım. Hoşça kalın. Her şey için güle çok güle. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kendine iyi bak. Sizi hiç unutmayacağım. Yürü Oski, gidelim. Lütfen gitmeyin. Oski var, sen gitme. Hadi Oski, hadi. Lütfen. Eyvallah rulet. Oo Salih, hastaneden çıktın ha. Çıkmasan burada ne işin var? Ters konuşma be. Anladığım kadarıyla iyileşmişsin. Konuşmandan belli. Ne iyileşmesi be? Yediğim dayaktan ciğerlerim çürümüş be. Ne kadar ömrüm kaldığını doktorlar bile bilmiyor. Kafasız herif. Bir kumar tutturdun, seni bu hale getirdi. Kumarıma laf söylemeyi bırak da senden para istedik, getirmedin bile. Hani o Cügül'ü denen herife gidecektin? Hani Gülbeyaz'a onun babası olduğunu söyleyecektin? Hani para getirecektin? Bak, böyle şeyler benim işim değil. Ben insanların mutluluğunu bozam. Vay be, kulaksız rulet. Eskiden yaptıklarını unutup şimdi namus dersin veriyorsun be. Evet, namuslu oldum. Artık tövbekarım. İyi be, çok konuşma. Biraz borç ver. 5 kuruş param yok be. Hastanenin arka kapısından pijamayla kaçıp geldim, anlıyor musun? Ben de para ne gezer. Ben o adamlara ne diyeceğim, mecbursun vermeye. Merhaba, geçmiş olsun Salih. İyileştiğine sevindik. Ne zamandır antrenman yapamıyorduk. Aramıza döndün, iyi oldu. Patron seni görmek istiyor. Hadi düş önümüze. Hadi. Yürü. Gir içeri. Tamam abi, gideceğiz abi. Ne yapacağız Cigüli baba? Bu kış kıyamette kalacak yerimiz de yok. Bir daha o Binnaz Hanım'ın evinde kalmam. Hadi yürü. Peki halimiz ne olacak? Hemen gevşeme be Oski. Erkek adam korkar mı? Hadi yürü. Önce şu valizleri bırakacak bir yer bulalım. Sonra bir iş buluruz. Hadi yürü, uyuşuk deve. Tamam baba ya. Ya bunlar ne Zeliha ya? Kör müsün Armut, gözlük? Ya iyi de bu kadar gözlüğü ne yapacaksın Zeliha? Bir sekreter ne kadar çok gözlük takarsa iyi olur diye düşündüm. Ha. Ay bu nasıl? Ya hiç iyi olmamış. Öyle mi? Peki bu nasıl? Ya onu da beğenmedim. Ay öyleyse bu. Aa bu nasıl? Aa bak bu çok iyi oldu. Ha, çok güzel güzel. Ay öyle mi? O zaman bana bir ayna verir misiniz? Zeliha! Zeliha! Dikkat kızım. Ay, görmüyorum. Zeliha yavaş. Görmüyorum. Çıkart o zaman gözlüğü Zeliha. Ay çok zor. Gerçi iyi bir sekreter bazı şeyleri görmemeli ama bu kadar da olmamalı Zeliha. Ya doğru ya. Atma çayı.
Abi biz gelinceye kadar sen ocağa bakarsın değil mi? Tamam, merak etmeyin, oldu. Bir de bizim şu dört kıza sahip ol yani. Tamam. Hızlı. Kız habire düşüyor ya. Zeliha'cığım, Zeliha'cığım. Düştün mü? Düştün mü yavrum? Düştün mü? Düştüm, düştüm. Düştüm tabii, düştüm. Zeliha, çalışırken çıkart şu gözlüğü Zeliha. Evet. Ya lütfen pazar günleri tak şu gözlüğü Zeliha. Doğru, haklısın. Başka çaremiz yok. Ay, ay. Daha hazırlanmadı mı kız? Ay anne kız, hangisini giysem acaba? Ayol, hangisini giyersen giy. Olur mu canım, televizyona çıkacağım. Bunlar da eski püskü şeyler, giyilir mi hiç? Dur hemen ağlama kız. Televizyondaki müdürü duymadın mı? Sponsor diye bir adam varmış. Kıyafetleri de o veriyormuş. E nasıl alacağız? Paramız yok ki. Doğru kız, bunu hiç düşünmemiştim. Dur ben gidip babandan para alayım. Davut, Davut. Hı, ne var? Biraz para versene, şu sponsora vereceğiz. Sen benimle gelsene biraz. Aa, hayırdır inşallah. Ne var? Televizyon falan deyip de bu kızı ne işlere soktuğunun farkında mısın sen? Aa, tabii ki farkındayım. Bana bu işin sonu kötü olacak gibi geliyor sabah. Aman, sen öyle zannet ayol. Ne olacak ki? Bir günlük şöhret olup sönecek. Peki ya sonrası? Hiç düşündün mü? Rezalet. Belki de intihar. Bunları hiç düşündün mü? Benim kızım bir günlük şöhret olmayacak. Sanatçı oldu. Şimdi en büyüğü olacak. Kim bilir, belki bir gün bakarsın devlet sanatçısı bile olabilir. O zaman hiç şaşma Davut Efendi. Saçmalama be. Aman sen de. İki kuruş vereceğim diye hep böyle yaparsın. Ne haber Salih? Hala tek parça halindesin. Sayenizde abicim. Kes yalakalığı. Şu kumar borcunu ne zaman ödeyeceksin onu söyle. Hadi o sana söylüyorlar. Çok dardayım abi. Kes sırlanmayı Salih. O zurnacının kızı televizyonlara filan çıkıyormuş. Seyrettim, biliyorum abi. Demek para sahibi oluyorlar. Git asıl onlara, paramı al getir. Emredersin abi. Bu sefer de yamuk yaparsan senin hikayen morgda biter. Anladın mı? Merak etme abicim. Alın götürün şunu. Söz veriyorum abi. En kısa zamanda paranı getireceğim. Buyurun. Biz davetliydik de. Ekrem Bey'le randevumuz vardı da. Ha evet, Gülbayaz Hanım'danız değil mi? Evet. Ne o, beğenemedin mi? Ne münasebet hanımefendi. Bir dakika, ben hemen haber vereyim. Aa, vallahi herkes Ekrem seni kıskanır. Ekrem Bey, Gülbayaz Hanım geldi efendim. Maşallah kızına. Abi nereye gidiyoruz be abi ya? Vallahi kıtır şöyle deniz kenarı bir yere gidelim. Kafa dinleyelim ha. İyi düşünmüşsün be abi ya, çok iyi be. Kıtır sen salaksın oğlum. Ulan ne çalışmamız lazım, çalışmamız lazım. Allah. Bak kim var orada. Aa, can can. Geriye dön. Selim evladım. Aa, kim bağırıyor ya? Benim evladım. Aa, hacı amca. Hacı amca. Öpeyim hacı amca. Çocuklar, bizim eve çok erkek girip çıkıyormuş. Yoksa bunlar şey olmasın? Estağfurullah hacı amca. Bunlar namuslu, temiz kızlar ya. İyi ama bu kadar erkek mi? Aa, bak bak bak. Bak yine gidiyorlar. Nereye gidiyorsunuz? Nereye, nereye? Cansu Hanım'a. Bak. Gördün mü? Yine gidiyorlar. Aa, şey hacı amcacığım, şimdi bunların hepsi akrabaları. Yoksa ben kefilim amcacığım ya. Ha, akrabaları tabii ya. Tabii canım, hem de ne akrabı? O zaman tamam. Aa, hiç merak hadi, etme amcacığım. Hadi hadi, güle güle, güle güle. Ulan her gün ha. Hem de bir sürü be abi ya. Oha, bunlar neymiş be? Abi be, bir akşam da biz girelim be. Lan kes be, zamparar mı? Yürü. Ekrem Bey, Gülbayaz Hanım geldiler efendim. Oo, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. İnanın harikaydınız. Ratingleri alt üst ettiniz Gülbayaz Hanım. Şimdi bizimle çalışmanızı istiyoruz. Yani bizim sanatçımız olacaksınız. Peki ne yapacağız? Önce sabah programı, sonra diziler falan filan. Ay, ay. Bana Şule Hanım'ı gönderin.
Çule Hanım yapımcınız olacak. Ne isterseniz yerine getirecek. Şimdi gazetecileri bekleyelim. Gülbeyaz'ın fotoğrafını çekecekler. E çeksinler tabii ya, değil mi kız? Sağ ol. Buyur Davut abi. Oo, teşekkür ederim canım. Afiyet olsun. Ne o, çocuklar yok galiba. Ay, onlar kiralık eve bakmaya gittiler. Ha, iş adamları tabii. Ya. Onlar yok ya, sen de çaycılık yapıyorsun evet. Tabii. Zeliha baksana kızım. Ay geliyorum. Senin ne işin var burada? İnsan eski bir dostuna çay ısmarlamaz mı Davut? Sen benim eski dostum filan değilsin. Defol git buradan. Madem kibarlıktan anlamıyorsun, iyi dinle o zaman. Kızın televizyonlara falan çıkıyor. Artık meşhur oldu. Paramı istiyorum. Ya bana hemen paramı verirsin, ya da ben yapacağımı biliyorum. Kızın asıl babasının kim olduğunu öğreniverir. Çay için sağ ol. Evet lütfen. Bakar mısın? Harika oldu. Evet. Bir de bu tarafa lütfen. Evet çok güzel. Evet bir daha çekiyorum. Bozmayın. Evet. Dur şimdi. Güzel, harika. Ay, çok iyi. Maşallah. Bakar mısın? Maşallah. Evet, çekiyorum. Gülseyin. Harika. Hemen bir program hazırlıyorsunuz Şule Hanım. Adı da Gülbeyaz olacak. Evet, çekiyorum. Hiçbir şeyi eksik etmeyin. Gülbeyaz bir numara olacak. Peki efendim. Gülbeyaz Hanım. Evet. Evet, harika. Evet, evet güzel. Saçınızı yana doğru atar mısınız? Ah! Ne oldu Oski? Aklıma yaptığımız köftelerin tadı geldi. Ha, Binnaz Hanım ve Memnun Hanım'ın köfteleri hazırlamıştım. İlk ayda çay pişirmişti. Hepsi bitti gitti. Bak şu hale bak. Kız adamın kucağına düştü, şöhret oldu. Artık televizyonlarda görünüyor. İnsanlar şöhret olmak için neler yapıyorlar be? Kimi kucağa düşer, kimi soyunur. Abi sen benim Gülbeyaz ablamdan mı bahsediyorsun sen? Kim dedin ufaklık? Gülbeyaz abla. Hah, ben de kızın adını hatırlamaya çalışıyordum, anladın mı? Olaya bak, ne kepazelik be. Tamam Harol, kepazelik yaptın dediğin kız bizim sokağın kızı. Evet. Ne yapalım canım, sizin sokağın kızıysa şöhret olacak diye öyle kucağa falan oturmak var mı ha? Var mı? Doğru söylüyor. Öyle bilir bilmez kelam etmeyin. Hem dedikodu yapmak kadın kısmına yakışır. Milletin arkasından konuşacaksanız birer başörtü takın da anlayalım cinsiyetinizi, anladın mı? Yürü Oski, gidelim. Hadi. Ne yaptın Cigülü baba? Az kalsın dayak yiyecektik. Yürü Oski. Ay çok heyecanlıyım Şule. Hiç heyecanlanmayın. Göreceksiniz, çok iyi bir program yapacağız seninle. Başarabilir miyim dersiniz? Neden olmasın, yapanlar çok mu biliyorlar? Tabii. Bilmem ki. Alt tarafa bir program işte canım. Ben size her şeyi öğreteceğim. Ay öğrenince dizilerde başrol oynayabilir miyim? Tabii oynarsın. Niye olmasın? Oynasın da gözü olanların gözü çıksın inşallah. Tamam canım, tamam, biz kıyafetini giydirelim. Of be abi ya, ayaklarıma kara sular indi. Çok yoruldum ya. Çürük karmut çıktın sen de be. Şuraya bak. Bak abi, satılık bina yazıyor. Vay be. Böyle bir evi sattık mı ne para kazanırız be? Ya bir çuvalla kazanırız be abi, bize nasip olmaz ki ya. Olur oğlum, sen iste, Allah versin. Pardon amca. Estağfurullah evladım. İşte sana anlattığım yer şimdi burası. Şimdi burası dedi. Üçüncü kat değil mi? Evet. Çok güzel aslında. Peki kaç para dediler? Valla fiyat uygunsa bu işe girerim. Öyle mi? Bir sahibiyle bir konuşalım bakalım. Hayır ama karar verdiysen sahibine durun. Affedersiniz. Ben bizim evlan sahibi Selim. Konuşmalarınızı duydum da biz bu binanın satışıyla ilgileniyoruz da. İyi oğlum, kaç para istiyorlar burayı? Kaç para hadi kıtır? Kaç paradır? Ya ne kadar istediklerini bilmiyor musun? Biliyoruz tabii de. Diyordum yani, sizi mal sahibiyle karşı karşıya getirelim. Daha iyi anlaşırsın sen.
Evet. Dönecek kısa yoldan işi daha kolay hallederiz. Doğru doğru. Evet evet. Şimdiki gençler. Estağfurullah estağfurullah. Sizi şu karşıdaki yere oturtalım. Ben Bilal'ın sahibini bulup hemen geliyorum. Tamam mı? Tabii tabii. Vallahi iyi olur. İyi tamam. Yok, kalmayız kalmayız amcığım. Tamam, hadi buyurun şöyle. Buyurun. Kıtır abileri şu karşıdaki kişi pastaneye götür. Ben hemen geliyorum. Şey abi iyi de bu Bilal'ın sahibini nereden bulacağız ya? Kolay oğlum. Birkaç esnafa sordum mu işi çözeriz. Ne demişler sonra sonra Bağdat bunlar. Abi şimdi Bağdat'a mı gideceğiz bu iş için? Kıtır yürü yürü yürü. Selamünaleyküm abiler. Şurada satılık bir bina var. Sahibini biliyor musunuz? Bilmiyorum. Arkadaşlar kolay gelsin. Şurada satılık bir bina var. Sahibini biliyor musunuz? Bilmiyoruz kardeşim. Selamünaleyküm abi. Şurada satılık bir bina var. Sahibini biliyor musun? Ne bileyim ben kardeşim. Oğlum gel bakayım buraya gel. Ben gel, mi abi? Gel. Ne yapacaksın o binanın sahibini? Abi ben emlakçıyım. Parası cebinde hazır bir müşterim var da. Değil mi? Ha. Tam yerine geldim. Ne şanslı adamsın be. Oranın sahibi benim. Yapma ya. Kendim tanıştırayım abi. Ben Selim. Ben de Taki. Memnun oldum Taki abi. Acaba vaktiniz var mı sizi şu alıcılarla bir görüştürsem abi? Olur olur. Neredeler? O zaman buyurun gidelim abi. Buyurun abi. Muhammed abi şurada. İş yok Ciguli baba. Ne yapacağız şimdi? Telaş etme buluruz. İyi, cebimizde 5 kuruş para yok. Akşam kalacak yerimiz de yok. Allah büyüktür Oski. Gün doğmadan neler doğar. Hadi kalk gidelim bizim sokağa. Buyurun Gülbeyaz Hanım. Buyurun şöyle geçin lütfen. Şöyle, şöyle buyurun. Rahat olun, rahat olun. Hiç sıkılmayın. Rahat olun. Bakın kameralara bakın. Bakın. Kız bakın. Gül biraz, gül tamam. Biraz. Lütfen karışmayın hanımefendi. Aman, tamam, tamam. Şimdi bir tebessümle şu kameraya bakıp geliyor geliyor gül gül beyaz geliyor diyeceksiniz. Hazır mısınız Gülbeyaz Hanımcığım? Hazır. Hazırız tabii canım hazırız. Ne karışıyorsunuz hanımefendiciğim siz? Ne karışıyorsunuz? Allah Allah. Bunlarla işimiz var. Şimdi kayda giriyorum. Hazır olun kayda giriyoruz. Bu adam hiçbir şey konuşturtmuyor ayol. Şşt Sabahat Hanım. Amma sinirli yönetici. Hadi hadi başlıyoruz. Hadi söylesene, söylesene kızım. Hadi. Gül, gül. Hadi Gülbeyaz, söylesene kızım. Of. Hadi söyleyin. Ay, ne diyecektim ya? Of, işimiz gül, var. Gül, Gülbeyaz diyeceksiniz. Tamam. Gül, gül, gül. Hadi. Geliyor. Allah'ım yarabbim sen bana sabır ver yarabbim. Resulallah. Söylesene kızım. Gül, gül. Hadi kızım yapsana şunu hadi. Aa, ne bağırıyorsun sen benim kızıma yönetici? Yönetici değil, yönetmen. Aman yönetmen. Her neyse be. Ne diyor bu kadın? Bir dakika, bir dakika. Bir defa o benim annem. Ben de öğretmenim. Çok biliyorsa gelsin kendisi yapsın. Aa, yaparım tabii. Ne var bunda? Sabahat gel Hanım. Kız. Gelin buraya olur mu hiç? Aman salak. Gel kız. Sabahat Hanım olmaz. Ne yapıyorsunuz? Aman nedir bu sizin Sabahat aranızda Hanım, kaldım. Hadi kış 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 kış. Çocuklar hazır mısınız siz? Kız oynadı görsünler. Başlıyoruz. Mötör. Oyna kız oyna. Oyna da görsünler. Hadi benim gül, kızım. Gül, hadi. Gül beyaz geliyor. Gül beyaz geliyor. Afiyet olsun. İşte binanın sahibi Taki abimizi getirdim. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun şöyle oturun. Buyurun buyurun. Sağ olun. Şu binanızı beğendik. Acaba ne istiyorsunuz Taki Bey? Vallahi siz bir şey söyleyin. Olur mu canım? Mal sahibi sizsiniz. Siz söyleyin. Gerçekten alıcıysanız anlaşırız. Efendim benim bir oğlum vardı. Bu binanın önünde bir kavgada öldü. Öldüm ya. Artık o binayı görmeye dayanamıyorum. O binayı satıp buralardan taşınmak istiyorum artık. Vah. Başına sağ ol. Başına sağ ol. Onun için üçünde beşinde değilim. Neyse kardeşim, üzme kendini. Ver şu elini anlaşalım. Siz söyleyin. Söyleyin. Olmaz olmaz, söyleyin, siz söyleyin. Anlaşın, anlaşın. Ben söyleyeyim abi.
Hayrola beyler? Selamsızdan mı geçiyoruz? Sana ne be? Maydanoz kılıklı adam. Terbiyeli Roski, terbiyeli konuş. El alem Gülbeyaz'ın arkasından konuştu da ona kızdık Tango. Eloğlu böyledir işte. Tanımadan etmeden konuşur durur. Bazıları da başka numaralar çevirir senin gibi. Bu çocuk beni hiç sevmiyor. Akıllı adamsın Tango amca. Sevmemekle de haklı değil mi? Canım, akordiyonunuzu ben mi zorla sattırdım? Neyse bırak şimdi bunları. Tepeme attırma. Hadi eyvallah. Dur dur gitmeyin. Yine işsiz kalmışsınız doğru mu? Evet ne olacak? Size bir kıyam olsun. Bir davul bulalım. Akşamları çıkın. Ramazan davulculuğu yapın. Doğru be. Baştan da cebimiz de var. İyi fikir Tango. Sağ ol da davulu nereden bulacağız? Onu bana bırakın. Siz yeter ki karar verin. Tamamdır bu iş. Hadi be. Gül. Anne. Gülbeyaz. Anne çıktım. Gel. Anne Gülbeyaz. Gel. Gülbeyaz geliyor. Hayalim kapatma. Ben çıktım ben. Gülbeyaz. Anne. Gördün mü kız? Çatlasınlar patlasınlar. Gülbeyaz. Ay çok güzel çıkmışım değil mi kız anne? Hem de pek güzel maşallah. Allah kötü gözlerden korusun. Bilhassa Adile karısından çatlasınlar, patlasınlar. Aman. Bu herif gelmeyecek. Aa, sus tamam. Gelmeyecek. Oski sus. İki saattir dırdır ediyorsun. Başım döndü be, otur şuraya. Tamam baba, tamam. İyi akşamlar. İşte davul, işte tokmak. Çalmasını bilir misin Ciguli? Ayıp ediyorsun Tango. Ben müzisyen adamım. İyi. Al o zaman davulu. Hadi. Çalın. Kolay gelsin. Sağ ol. Utandırmayın beni. Şu paraya bak Kıtır, şu paraya bak. Abi zengin olduk ya. Nasıl iş bitirdim ama? Vallahi inanmayacaksın ama Sülün Osman senin yanında halt etmiş be. O da kim be? Hani şu meşhur dolandırıcı var ya. Sen ne diyorsun oğlum ya? Ne dolandırması? İş bitirdik biz. Bileğimizin hakkıyla, alnımızın teriyle para kazandık. Tabii öyledir abi. Abi paraları bankaya niye yatırmıyoruz ya? Yarın oğlum yarın. Valizle bankaya gideceğiz. Korumadan alın mı abi? Öf, sus abartma. Bana bak kimseye bir şey söylemeyeceğiz tamam mı? Parayı alalım ondan sonra söyleriz. Sen hiç merak etme. Mezar gibi sessiz olur mu abi? Şş, tamam şş. Tıp. Hadi buyurun. Seninkiler yok galiba. Ya sorma Tango, bu saat oldu hala yoklar. Ben de merak ettim. Selamun aleyküm. Ya çocuklar ortalıktan kayboldunuz. Bütün buradaki işler üstümüze kaldı. Neredeydiniz? Anneciğim çok önemli bir iş üstündeyiz. Anneme yardım et Kıtır. Olurum abi, ben genel müdürüm ya. Neyin genel müdürü oğlum? Selim abi beni genel müdür yaptı. Hadi şuradan al çalışma. Neyin genel müdürü? Genel müdürü. Bu güzel iş neymiş? Anlat anneciğine sevgili oğlum. Anneciğim hele bir olsun o zaman anlatırım. Bakın Gülbeyaz. Gülbeyaz. Of. Gerçekten de Gülbeyaz. Gülbeyaz demek abi. Televizyon programlarına da çıkıyor ha? Gülbeyaz. Gülbeyaz geliyor. Gözün aydın Selim. Gülbeyaz aldı yürüdü. Gülbeyaz. Artık bu işi bir dur demenin zamanı Gülbeyaz geldi. Gülbeyaz. Sana ne be oğlum Sümüklü'de. Aferin kız. Gülbeyaz. Burası iyi oğlum. Hadi başlayalım baba. Hadi başlayalım evlat. Hop. Al. Hadi çal baba. Evet. Ne yapıyorsun baba? Çalıyoruz oğlum. Baba biz bile duyamıyoruz. Doğru ya, duyamıyoruz. Duyuluyor mu oğlum? Duyulmuyor baba. Fazlası da insanları rahatsız eder. İnsanları zaten sonra kaldıracağız. Evet doğru ya. Çok geç oldu. Nerede kaldılar ki? Allah'ım ne olur gelsinler artık. Lütfen. Ben ne yaptım ki? Ramazan geldi Ramazan. Yok mu oruç tutan? Oruç tutanlara sözümüz. Onlar için gümbürler davulumuz. Çal baba çal.
Ağzınıza sağlık davulcu. Sağ ol yenge. İlk baş evet, geldi. İyi. Darısı devamının güzel boynuna. Niye durdun baba, çalsana. Ah, aklıma akordiyonum geldi evlat. Efkar sırası basın mı şimdi akordiyonun? Başlar bizi bekliyor. Hadi çal baba, çal. Çalayım mı? Çalayım mı Oskar? Çal tabii, çal. Çalayım. Ah Cügülü Bey, nasıl oldu da beni bırakıp gitti? Ben sana hiç kıyar mıyım kuzum? Ah Cügülüm, kuzucuk askım benim. Ramazan geldi Ramazan. Yok mu bu gece oruç tutan? Oruç tutanlara sözümüz. Onlar için gümbürdar davulumuz. Vur baba vur vur vur. Cigri baba dur biraz. Şurada 5 dakika dinleyelim. Ayaklarıma kara sular indi. Biraz oturup dinleyelim ya. Bütün gece sokaklarda koşup durduk. Artık yeter. Olmaz tembel deveciğim. Bir saat sonra iş bitecek zaten. Baba akrabalarımız geliyor. Gelsinler oğlum, gelsinler. Uyandık, yeter artık. Yeter artık, yeter. Kafamız şişti be. Hop! Yeter! Susun, ayıp oluyor. Herkes şikayet ediyor. Burası bizim bölgemiz arkadaş. Burada çalışamazsın. O zaman bizim bölgemiz neresi? Bilmem ki. Hadi yürü, hadi, hadi. Hadi, hadi. Yürü! Kaç kusun yürü! Cigülü baba. Öyle ya. Az daha başımız da belaya giriyordu. Yeter artık. Pay düşelim Cigülü baba. Olmaz oğlum. Ah çalışmamız gerekli. Para lazım, para. Ya baba sen de ya. Cigülü baba. Ne var oğlum? Davula vurma Cigülü baba. Engel olma Oski. İşimize bakalım. Yapma Cigülü baba. Bak bak. Ana. Oğlum artık neden söylemedin? Söyleme çalıştım, dinlemedin. Hemen tüyelim. Nefes bile alamıyorum. Ne tüymesi be? Kımıldam baba ya. Asıl sen kımıldam. Kımıldamasın ya baba ya. Aa, baba? Sen de mi uyuyamadın baba? Evet yavrum. Ben de heyecandan uyuyamadım. Yarın çekimlerin başlayacak ya. Hayırlı olsun yavrum. Niye kızgınsın baba? Bilmiyorum kızım. Korkuyorum. Sana bir şey olursa yaşayamam. Yavrum benim. Canım babacığım. Yavrum. Rahat ol sen. Bir şey olmaz bana. Hem annem hep yanımda benim. Hiç merak etme sen. Yavrum. Ne yapacağız Oski? Ne bileyim ben baba. Çekil, çekil. Ne olacak halimiz Oski? Ne bileyim ben baba. Yavaş yavaş gerileyip kaçalım. Sık sık. Burada da gör burada üstünü. Peki bütün gece burada mı duracağız? Ne bileyim ben baba ya. Hadi cesaret Oski. Yapma baba, yapma. Fırla Oski, fırla. Hadi Oski. Hadi cesaret Oski. Hadi Oski fırla, fırla. Yapma fırla. Baba, yapma ya. Fırla. Hadi Oski, fırla. Hadi.
Kaç aski. Ben de geliyorum. Geliyorlar mı, geliyorlar mı? Gelmiyorlar, gelmiyorlar. Ben sana bunu dememiş miydim Cigri baba? Köpek var demedin ki. Fırsat bırakmadın ki. Vallahi çok zor kaçtık. Yakalasalar bizi parçalayacaklardı. Amma korkaksın be. Bir de genç olacaksın. Sanki sen hiç korkmadın. Ben korkmadım tabii. Cigri baba, şuraya baksana. Nereye? Şuraya baba, şuraya baksana. Ne yapıyor bu adam ya? Ne yapıyorsa var mı? Hırsız bu. Eve girecek. Ev sahibine haber verin. Ya evde yoksa? Polise gidelim. Biz gidinceye kadar adam evi soyar. Ne yapacağız baba? Hırsızı yakalayacağız. Biz mi? Deli misin sen Cigri baba? Şşt! Oğlum! Ne yapıyorsun sen? İn oradan. Oğlum ne yapıyorsun? İn aşağı. İn oradan hadi. Bağırma be. Git işine. İn aşağı oğlum. İn diyorum. Git işine be salak. Mahallenin bekçisi misin sen? Ayıp oluyor oğlum. Gencecik çocuksun. Yakışır mı? İn aşağı bak, polis çağıracağım. Ne diyorsun sen ya? Oğlum ekmeğinin namusunu da kazansana hırsızlık yapacağına. Sana ne be? Sana mı soracağım ha? Baba! Bıçak var! Allah! Baba! Kırma! Kaçma! Gel buraya!